Merhaba, ben Vali. Bugün çok manasız yere uzun uzun tartışıldığını düşündüğüm, acayip bir algı yapılan kritik bir konuyu konuşacağız. Başlıktan anlamışsınızdır, hazır asetlerden bahsediyorum. Şu hazır aset mevzusunu bir ameliyata alalım ve bu video sonunda morga doğru yollayalım. Bu ameliyatı hayata döndürmek için değil, bir daha açılmamak üzere toprağa gömmek için yapacağız. Niyet ettik hazır aset konusunun cenaze namazını kılmaya. Aslında üzerinde uzun uzun konuşulacak ciddiyetli bir konu gerçekten değil. Fakat özellikle oyun geliştirmeye yeni başlayacak veya başlayan insanlarda asla olmaması gereken çok garip bir algı oluştuğunu fark ediyorum. Bunu yıkmak için biraz konuşacağız. Bazıları ısrarla diyor ki abi hazır aset kullanılarak oyun yapılır ya. Hazır aset kullanılan oyun değildir abi. Abi Erzurum abi. Abi şu dur kardeşim. Sen şu sandalyeye otur. Nefeslen. Ben sana anlatacağım. Hiç merak etme. Hadi en temelden başlayarak aşama aşama gidelim. Videoya tam olarak başlamadan önce ufak bir araya gireyim. Kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız ve hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirim vesaire hallederseniz sevinirim. Hadi dönelim hasbihale. Şimdi önce şu hazır aset dediğimiz şey tam olarak nedir? Şunu bir anlayalım ki aradan çıksın. Bir tane eleman çıkıyor, düşünüyor. Diyor ki birader benim para kazanmam lazım. Hem modelleme çevre tasarlama yeteneğim de var. Ama öyle oyun içine de girmek istemiyorum. Uzun yorucu iş çünkü. Ben en iyisi Malatya şehri yapayım. Bu aralarda bayağı revaçta. İhtiyacı olan gelir satın alır. Paramı kazanır. Yoluma bakarım. Bir başka yerdeki başka bir eleman da diyor ki arkadaşlar bizim acilen Malatya ihtiyacımız var. Ama koca şehri sıfırdan yapmak tonla zaman ve masraf demek. Bunu kaldıramayız. Bunun yerine gidelim bakalım Malatya'yı modelleyen varsa direkt ondan satın alalım. Ekiptekiler de aa çok mantıklı diyerek kafa sallayıp onaylıyorlar. Daha sonra bunlar kalkıyorlar. Optik optik bilgisayar başına geçip Unreal veya Unity her neyse bir markete girip aratıyorlar. Malatya Environment Park. Aa deyip şaşırıyorlar. Çünkü bir kişi gerçekten Malatya'yı modellemiş ve markete koymuş. Bu ekipte gerekli miktarda parayı toplayıp bir araya getiriyorlar ve gidip modellenen çocuğa veriyorlar ve karşılığında Malatya'yı alıyorlar. Malatyalı, 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 Malatyalı. Buyurun şehrin anahtarı. Kayısı şeklinde tabii. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar. Lidyalılardan bu yana hatta var olduğundan beri insanlığın binlerce yıl önce keşfettiği ve yaptığı bir şeyi yaptılar. Bir taraf kan, ter ve pikselleriyle emek verip ortaya bir ürün çıkardı. Ki birileri satın alsın, para kazansın. Diğer tarafta zaman, bütçe gibi şeylerden tasarruf için gidip işine yarayacak şeyi, işin hakkı olan parayı vererek satın aldı. Ne oldu burada? Renklendirilmiş ticaretin keşfi. Şaka bir yana, başta oyun geliştirmeyen veya alakalıymış gibi olan game devler olmak üzere, bu arada bu lafı bu hakkı Twitter'ında gördüm ve çok beğendim. Selamlar buradan. Bu hazır aset mevzusunu çok garip bir zemine oturtuyorlar. Bu zeminden yaptıkları binanın tepesine emek hırsızlığı pankartına asmışlar. Gev gev konuşuyorlar. Yani boşanmadan demek istediğim sanki ortada yapılan bir hırsızlık, bir emeğe çökme gibi bir durum varmış gibi lanse ediyorlar. Bu da insanlarda olmaması gereken bir algı oluşturuyor. Ve oyun geliştirmeye başlayacak olanlarda veya yeni başlayanlarda ön yargı yaratıyor. Eğer bu hırsızlık minvalinde bir şeyse Unreal, Unity vesaire hemen marketlerini kapatsınlar. Aset üreticileri de artık işsiz kalacak abi, yapacak bir şey yok. Geçen bizim bir game dev abi bunun emek hırsızlığı olduğunu söyledi. Her neyse. Az önce renklendirilmiş şekilde anlattığım gibi. Bu olay iki taraflı, binlerce yıldır yapılan bir neydi? Evet, ticaret. Bu saçma algıyı yıktıysak geçelim bir üst aşamaya. Bu aşamadaki yıkılması gereken algı ise oyunun içinde en ufak bir hazır aset kullanana bu sizin oyununuz değil diyerek gev gev konuşanlar. Burayı hayatın içinden örneklerle yıkarız diye düşünüyorum. Mesela ilk olarak belki çok saçma gelecek ama evde annemiz ekmek yapıyor diyelim. Mayayı kendi üretemediği için gitti marketten aldı. Aa ama o ekmeği yiyemezsin, o ekmek senin değil ki. Mayası hazır aset. Ya da daha başka bir örneğe bakalım. Savunma sanayimizde ürettiğimiz drone, uçak ve benzeri şeyler veya daha ön planda olan TOG'a bir göz atalım. Bunların sallıyorum civatası Uganda'dan, direksiyon parçaları ise Madagaskar'dan gelmiş olsun. Penguenleriyle tabii ki. Bu işte cidden üstümüze yok be kardeşim. Bunlar artık bize ait olmuyor mu? 3-5 parça dışarıdan getirdik diye Uganda ve Madagaskar'ın hak mı iddia etmesi gerekiyor? O zaman biz civatasına kadar her bir parçasını kendimiz üretemiyorsak bu işlere girmeyelim. Hatta bu seviyeye gelmeyen kimse girmesin. Bizim sektöre geri gelecek olursak, bu mantıkla oyun motorları da hazır aset sayılmaz mı? Sonuçta hazırdan bize sundukları trilyon tane özelliği kullanıyoruz. Bu sistemlerin hiçbirini kendimiz yazmıyoruz ki. Bize verilenin üzerinden kendimize özel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O büyük büyük oyun şirketlerinin oyunlarına girerken giriş ekranlarında gördüğümüz bir ton farklı ikon var. Hava, Speed Tree, Vice vesaire vesaire aklınıza gelecektir. Aslında bunlar da hazır aset sayılmaz mı? Büyük büyük oyunlarda bunu defalarca kullandılar. Tabii ki kullanmaya devam edecekler. Ses motorunu sıfırdan yazmak, fizik sistemini sıfırdan yazıp uğraşmak veya devasa bir orman için optimize çeşit çeşit ağaç yapmaya zaman ayırmaktansa bu gibi işleri hızlandıracak hazır ürünler de çalışıyorlar. Çünkü mevzu bahis olan şey zaman. İnsanlığın hükmedemediği, geriye alamadığı, ekstra talep edemediği en değerli şey, farkında olsun veya olmasın. Tüm bu garip örnekleri bir kenara bırakacak olursak arkadaşlar, hazır aset dediğimiz şey ya spesifik ya
ya da genel olarak bir konudaki ihtiyacı karşılaması ve satın alınması için yapılan bir parça. Bu parça kodlardan oluşan bir sistem de olabilir, modellerden oluşan bir çevre de, güzel tınılardan oluşan bir müzik de. Dediğim gibi bunlar tamamen bir parçadır. Oyun dediğimiz şey ise bir bütündür. Bir oyun A'dan Z'ye hazır parçalardan da oluşuyor olabilir. Tamamı yapan ekibin kendi elleriyle ürettiği parçalardan da olabilir. Yarı ondan, yarı ondan da olabilir. Miktarın hiçbir önemi yok. Bir araya getirilip toplanan bu parçalar birbirleriyle ne kadar uyumlu çalışıyor, ortaya ne kadar kaliteli bir bütün çıkarıyor. Önemli olan tek şey budur. Biri Malatya yaptı, bunu satışa koydu. Biri geldi satın aldı. Malatya'yı alan ekip 2077 yılında geçen paralel bir evrendeki Kayısı İmparatorluğu'ndaki Kayısıların insanları denek olarak kullanmak için dünyayı yarattığı bir distopyada geçen absürt komedi içeren bir oyun yapıyordu. Ve muhteşem bir oyun oldu. Ve orada bunu kullanacak. Yani neden olmasın? Sonuçta Malatya hazır paketi burada bir parça. Tıpkı oyun yapan ekibin kendi eliyle yaptığı veya hazırdan satın aldığı diğer parçalar gibi. Önemli olan şey 2077'de geçen Malatya oyununun parçalarının nereden geldiği değil. Birbirleriyle uyumu ve ortaya çıkardığı ürünün bütünün ne kadar iyi ve kaliteli olduğudur. Bunun suistimal edildiği birçok kötü kullanım örneği tabii ki olacak. Her zaman olacaktır. İsm ister Erzurum olsun, ister The Day Before. Bunlar isterse tüm parçalarını hazırdan alıp oluştursun, ister tamamen kendi elleriyle yapıp, ister yarı ondan yarı ondan. Hiç fark etmez. Ortaya çıkan nihai ürünün kalitesidir örnek teşkil edecek olan. Veya daha acayibi, ortaya çıkan ürün bile ne kadar kaliteli olursa olsun, onu var veya yok edecek olan oyuncunun kendisidir. Erzurum'u popüler yapan da, The Day Before'u istek listesi birincisi yapan da oyuncudur. Yanlış anlaşılmasın, suç oyuncuda falan demiyorum. Demek istediğim şu, sizce kimsenin olmadığı bir ormana devrilen ağaç ses çıkarır mı? Yani o sesi duyan kimse yoksa o ses gerçekten var olmuş mudur? Yani demek istediğim bu gibi bir ton oyun daha var ve var olmaya her zaman devam edecek. Onlara bu popülariteyi kazandırıp kazandırmamak oyuncuların elinde olan bir şey. Bunlar hazır aset konusunda örnek teşkil etmez. Çünkü kötü örneği olduğu gibi tersine bir ton iyi kullanan kaliteli oyun örneği de vardır. Ve her zaman var olacaktır. Buradan emek hırsızlığı veya hazır aset kullanırsanız sizin oyununuz olmaz algısı yaratmak, kusura bakmayın ama gerizekalıca, hatta art niyetli bir yaklaşım. Zaten bu konuda hazır aset ekleri koyum yapılır amık. Minvalinde takılan kimi gördüysem hiç şaşmaz. Ya oyun geliştiricisi değil, ya oyun geliştirme ile alakalı hiçbir bilgisi ve tecrübesi yok, ya da oyun geliştirmeyi bildiğini sanan ama gerçek manada hiçbir şey bilmeyen gev gev konuşan game gevler. İstisna örnekler olabilir. Bu arada yanlış anlaşılmak istemem. Ben burada herkes hazır aset kullansın veya çıkan Erzurum ve benzeri kötü işleri asla savunmuyorum. Bunlardan yola çıkarak oluşturulan ve insanları gerçekten etkileyen algıyı yıkmak istiyorum. İşi öğrenmeye çalışan ve yeni başlayan insanlarda çok manasız bir önyargı oluşturduğunu defalarca gördüm. Çok uyumlu, aylar kazandıracak bir çeviri paketi buldu. Olsun, biz kendimiz yapalım diyor. Derdi de unik olması veya daha kaliteli olması değil. En azından benim örneğimdeki kişi için. Derdi hazırdan almış olmamak. Tamam da niye? İşte bu algı yüzünden. Bu ön yargıyı cenaze namazını kılmadan toprağa gömmeliyiz artık. Alınan asetler projenin sanat diline, tarzına, paletine ve anlayışına uygun şekilde revize edilip o şekilde kullanılmalı. Sonuçta parçaların uyumu, ortaya çıkan bütün ve ürünün kalitesi önemlidir. Ve oyuncular olarak bu ürünün negatif veya pozitif anlamda hakkını verecek olanlar sizlersiniz. Bizleriz. Son seviyeye gelecek olursak, özellikle projenin sanat tarafında olan arkadaşlar da kendi projemiz gibi hissedemiyoruz. Bakış açısına da defalarca rastladım. Aynı şeyler programlama, ses, tasarım, pazarlama vesaire vesaire. Diğer tüm departmanlar için de olabilir. Arkadaşlar bu projeler maalesef sonsuza kadar sürmüyor. Belirli bir süre içerisinde bitirilmesi gereken ticari işler bunlar. Zaman, bütçe vesaire birçok etkenin parametresi var. Proje için yaptığınız işleri kimse eklememezlik yapmaz. Tabii eğer yeterli kalite seviyesindeyse. Kendi ellerinizle yapmış olduğunuz unik olanı varken kimse herkesin erişiminde olan hazır olanı eklemez. Tabii ki ben aklı başında işler ve kişiler üzerinden genelleme yapıyorum. İstisnaları bilemeyeceğim artık. Yani yaptığınız şeylere kimse karşı değil. Yaptığınız işe saygısızlık gibi bir niyet de asla yok. Olay tamamıyla sürecin getirdiği realiteden, hayatın ve işin gerçekliklerinden ibaret. Bu şekilde düşünen herkesten ricam, lütfen olaylara birkaç adım geriden gerçekçilik gözlüğüyle daha geniş bir perspektiften bakmanız. Empatiyle, farklı bakış açılarıyla bir göz atmanız. Zaten bu şekilde baktığınızda hak vereceğinize eminim. Sonuç olarak ahali, geldik artık bu hasbihalin sonuna. Oyununuzun hangi aşamada olduğu önemli değil. İster prototip, ister demo, isterse nihai ürüne çok yakın olun. Manasız takıntı edinmeyin. Manasız algı ve ön yargılara kapılmayın. Zaman ve bütçe en değerli varlığınız, en doğru şekilde ve tabii ki projenin en kaliteli halini ortaya çıkarmak için kullanın. Gereken karar hazır asetler ise kullanmaktan asla çekinmeyin. Gev gev konuşanlara kulak asmayın. Onlara bu videoyu izlemesini tavsiye edebilirsiniz. Eğer unik, elle yapılmış bir şey ise onu da dışarıdan yaptırabilir veya kendi ekibiniz içerisinden halledebilirsiniz. Yöntem çok, yol fazla, geçilmesi gereken daha ise bir o kadar büyük. Yavaş yavaş doğru yanlış birçok patikadan ilerleyecek, en nihayetinde doğru olanı bulup bu dağı aşacağız veya aşacaksınız. Ben hem kendime hem size inanıyorum. Allah'a emanet olun.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız ve hoşunuza giderse abone, beğenebilir vesaire hallederseniz sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Projelerinizde başarılar. Game dev olmayın. Gerçek bir game dev olun. Kalın sağlıcakla.